Sevgili arkadaşlar, hadi bakalım anlamlarla ilgili yeni bir konu işliyoruz. Konumuz anlam olayları. Başlığımızı yazıyoruz. Anlam olayları. Şimdi sevgili arkadaşlar, anlam olayları dediğimizde birden fazla konuyu altında barındırıyor bu konu. Her birini isterseniz yazalım ve tek tek işleyelim. Başlayalım. Benzetme. Kişileştirme. Arkasından abartma. Konuşturma. Ve son olarak da arkadaşlar anlam aktarımı. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar, her birini tek tek işleyecek olursak, bakın, benzetme dedik arkadaşlar. Bir şeyi başka bir şeye benzetiyorsak eğer, biz buna benzetme adını veriyoruz. Zaten bakın ne dedim? Her zaman lütfen özellikle Türkçe'de ne görüyorsanız onun üzerine yoğunlaşın. Anlamı odur. Bakın, benzetme. Mesela aslan gibi adam. Arkadaşlar bakın, adamı neye benzetmiş? Aslana benzetmiş. Bakın gibi kullanmış. Veya kurt gibi açım. Bakın burada da arkadaşlar açlığını kurt, yani kurdun açlığına benzetmiş, değil mi? Burada da yine bir benzetme yapmış. Veya dünyalar kadar seviyorum. Yani dünyayı sevdiğim kadar seviyorum dediğinde arkadaşlar, burada da yine dünyayı, hani dünya ne kadar büyükse o kadar seviyorum diye bir benzetme yapmış sevgili arkadaşlar. Şimdi benzetme buydu. Gelelim kişileştirmeye. Arkadaşlar, kişileştirme insana ait olan bir özelliğin canlı veya cansız varlığa geçmesine denir. Mesela ne olabilir? Diyorum ki, serçeler bu halime güldü dediğimde, serçeler gülebilir mi? Gülmezler arkadaşlar. Onlar olsa olsa şakırlar. Ve dolayısıyla da ne diyoruz? Buradaki gülmeye kişileştirme yapmış diyoruz. Başka mesela örnek verecek olursak, bir sürü örnek verebiliriz arkadaşlar. Mesela bulutlar gidişime ağlıyor. Arkadaşlar bulutlar ağlayabilir mi? Ağlayamaz. Ama oradaki bulutların yağmuruna neye benzetmiş? Bakın, insana özgü bir özelliğe benzetmiş ve burada ne demiş? Ağlıyor demiş. Devam edelim arkadaşlar. Abartmaya gelelim isterseniz. Kişileştirmeden sonra abartma. Sevgili arkadaşlar, abartmada da şöyle bir olay var. Olan bir şeyi çok daha büyük bir şekilde göstermeye çalışma. Hani ne kadar çok sıkıldığını veya ne kadar çok işi olduğunu abartarak söyleme. Mesela dünya kadar işim var. Dünya kadar işim var. Veya güneş gibi parlıyorsun. Şimdi bir insan güneş gibi parlar mı? Öyle bir imkan var mı arkadaşlar? Güneş gibi parlayamaz. Ay gibi yüzü var dediğinde ne kadar güzel olduğunu göstermek için abartarak söylüyor arkadaşlar. Dünya kadar işim var dediğinde bir insanın dünya kadar işi olabilir mi? Ya o kadar işi olabilir mi? Alt tarafı çamaşırları katlayacaktır, biraz da bulaşık yıkayacaktır. Biz ona dünya kadar işim var demeyiz. Dolayısıyla da burada görmüş olduklarınız arkadaşlar abartma vardır. Gelin isterseniz bir de konuşturmaya bakalım arkadaşlar. Konuşturma nedir? Şimdi konuşturmada şöyle bir özellik var arkadaşlar. Canlı veya cansız varlıkları bir insanmış gibi konuşturmak. Mesela cırcır böceği, karıncaya biraz yiyecek verir misin? Dedi. Bir kere cırcır böceği karıncaya biraz yemek verir misin? Diyemez. Çünkü cırcır böcekleri konuşamaz. Sürpriz.
Arkadaşlar, konuşturmada dediğim gibi canlı ve cansız varlıkları insan gibi konuşturmaktır. Bunun en büyük örneklerine fabllarda rastlarız. Öyle değil mi? Hatta La Fontaine masalları vardır. Böyle işte Ağustos böceğiyle karınca vardır, Bremen mızıkacıları var. Hani böyle hayvanlar işte mızıka grubu kuruyorlardı falan. Onlarla ilgili veya bizim küçük hikayelerimizde işte mesela işte bir masanın ayağı, işte bir masaya nasıl düzgün davranılmalı? Masa konuşuyor işte. Benim üzerime yazılar yazma, ayağıma vurma gibi şeyler konuşuluyor. Bunlar nedir arkadaşlar? Canlı ve cansız varlıkları konuşturma sınıfına girer. Bunu da gördükten sonra anlam aktarımına geçelim. Arkadaşlar, anlam aktarımı dediğimizde aslında ona ait olmayan ama zamanla onun üzerine yapışmış kelimelerdir. Mesela sanat güneşi. Arkadaşlar, sanat güneşi dediğimizde aklımıza Zeki Müren gelir, birçoğumuzun aklına. Veya buradan bacasız sanayi. Sevgili arkadaşlar, bacasız sanayi dediğinde aklımıza gelecek olan şey turizmdir. Öyle değil mi? Turizm. Bir tane daha söyleyecek olursak arkadaşlar, yavru vatan dediğimizde, bakın, yavru vatan dediğimizde aklımıza gelecek olan yer neresidir arkadaşlar? Kıbrıs'tır. Evet, bu görmüş olduğunuz yerde de arkadaşlar anlam aktarımı yapıyoruz. Anlam aktarımı da yani neymiş? Bir kelime artık hani bütünleşmiş kelimelerden bahsediyoruz. Sanat güneşi dediğimizde yaklaşık bir 30 yıldır, 40 yıldır aklımıza Zeki Müren geliyor. Çünkü ona sanat güneşi demişlerdi. Ve bacasız sanayi dediğimizde, evet, sanayi gibi iş gören, para kazandıran ama bacası olmayan, sanayide fabrikaların bacası vardır çünkü. Bacası olmayan bir sanayi şekli nedir? Turizmdir. Arkasından yavru vatan dediğimizde arkadaşlar, Türkiye büyük bir ülkedir. Onun altında biraz daha küçük olduğu için yavru vatan adını alan Kıbrıs aklımıza gelir. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerle beraber anlam olaylarını gördük. Benzetme, kişileştirme, abartma, konuşturma, anlam aktarımı nasıl olur? Bunlarla ilgili bilgiler verdik. Zannediyorum yardımcı olabildim ama bunların üzerine bol bol soru çözmeyi unutmayın. Hadi bakalım, kolay gelsin.